şu hayatımda ne öğrendim derseniz bana, içime atmayı öğrendim. Kabullenmeyi öğrendim. Ha bir de yalnızlığı. En çok da yalnızlığı öğrendim. Bazı şeyler sonsuza dek sürmüyor ne yazık ki. Bu da öyle oldu. Hiç bitmesin isterdim ama bitti işte. Şimdi yaşadığım mutluluklardan daha büyük bir boşluk kaldı içimde. Çoğu zaman aklıma geliyor. Çok da özlüyorum. Ama bir kere bitince bir daha eskisi gibi olmaz. Biliyorum. Bazen arayıp sesini duymayı öyle çok istiyorum ki. Ama yapamıyorum bunu. Büyük sevgilerden sonra ya büyük kavgalar ya da büyük suskunluklar olur. Ben büyük susmayı seçtim. Belki de hayırlısı böyleydi ve böyle olması daha iyiydi. Ne yapalım? Kısmet değilmiş. Kısmet değilmiş. Siz hiç içinizden ağladınız mı? Hani ağlarsan rahatlarsın derler ya. İçiniz ağlayınca öyle olmuyor işte. Boğazına bir şeyler düğümleniyor. Yutkunamıyorsun. Bir şeyler anlatmak istiyorsun ama konuşamıyorsun. Eğer konuşmaya başlarsan sesin titreyecek. Hıçkıra hıçkıra gözlerinden yaşlar akacak. Biliyorsun. Zor be kardeşim. Yaşaması ayrı zor, anlatılması bir başka zor. Diyor yani Neşet Usta. Uyku girmez gözüne, gönlün viran olanın. Yemin ederim girmiyor. Aklın dolu, yüreğin taşıyor. Anlatsan eksik kalıyor, sussan olmuyor. Seviyorsun, özlüyorsun. Söylemek istiyorsun ama yapamıyorsun. Çünkü bunu yapmak için hiçbir neden, hiçbir bağ kalmadığını görüyorsun. Dualar kardeşim, dualar. Her zaman olduğu gibi uykuyla aranda dualar kadar mesafe var. Bir zamanlar onsuz bir dakika geçmesin diye dua ederken, daha sonra aynı kişiyi unutmak için her gece dua ediyorsun. Uyumuyorsak bir nedeni var. Ne diyelim? Allah gönül rahatlığı versin inşallah. Ne diyelim? Allah gönül rahatlığı versin. Amin.